Sevgili izleyenler, bir cumartesi de daha sizlerle birlikteyiz. Kapımdaki Dedektif programından hepinize sevgiler, selamlar. Efendim, aynı zamanda da yılın son günü bugün. Umarım şimdiden yeni yılı kutlamaya başlamışsınızdır. Biz kutladık gibi konuğumuzla da karşılaşınca siz de kutlamaya başladığımızı anlayacaksınız. Ben daha fazla vakit kaybetmek istemiyorum. Sonuçta yeni yıl eğlenceye doyacağımız bir gün olsun. Hanımlar, beyler, Eda'yı sıcak yatağından alacağız. Bekletmeyelim. Eda, ne haber? 2023'e giriyoruz değil mi? Evet, ben bazen karıştırıyorum ya. 2000... Ya ben sürekli karıştırıyorum. Evet, bir 2019 kazan geçen seneymiş gibi geliyor. Öf. Niye öyle bilmiyorum. Yani ben de bilmiyorum ama bana da böyle bir karıştığı oluyor. 2020 sanıyorum bir evet. Senedir mesela bende. Ama yeni yılımız şimdiden kutlu olsun. Hep beraber söylüyoruz. Yeni yıl, yeni yıl, yeni yıl, yeni yıl sizlere kutlu olsun. Yeni yıl, yeni yıl, yeni yıl, yeni yıl bizlere kutlu. Hangi ünlümüzün yılbaşı ağacını göreceğiz bugün? Tuhaf duyuldu bu. Hangi ünlümüzün yılbaşı ağacını Hangi görmek isterdi? Hangi ünlümüz yılbaşı ağacı sever? Vallahi bilmiyorum ki, bütün arkadaşlarımız seviyor gibi görünüyor ben dışında. Ben hiç hoşlanmam yılbaşı ağacından, pek beceremiyorum kendisiyle ilişki kurmayı. Ben de bu sene yapmadım. Geçen sene nasıl geçirdin yılbaşını? Geçen sene hasta geçirdim. Çok güzel. Ben de. 10 günüm vardı yatacak. Zaten o 10 günü de gerçekten yatarak değerlendirmiş oldum. Evet, hasta olmak çok kötü oluyor. Bu sene olmayalım, Allah korusun diyelim. İnşallah. Geçmiş olsun. Tüm hastalara da acil şifalar diliyoruz. Yeri gelmişken, ki yeri geldiğinden de emin olmasam da dileyelim. Ne var sevgili izleyenler? Şimdi ödem çayı tarifi vereyim mi sana? Ver. Peki şu, yani şu an sanki çok normal görünüyormuşuz gibi davranmaya devam edeceğiz. Benim antenim evet. Var çünkü. Evet, sende anten var, çok güzel. Onun aynısını bana da almışlar ama. Evet, onu sonra arkaya taktılar. Bana da gözlük de almışlar. Yani şimdi yılbaşı coşkusu olsun dedik. İzleyenlerimiz bu akşam yılbaşına girecekler evet, çünkü. Evet efendim. Yani bu cumartesi gününün konusu bu. O yüzden biz de adapte olalım istedik. Evet. Yenilikler. Yenilikler. Bu ünlümüzü de merak ediyorum. Böyle bildiğim semtler. O yüzden evet, tahmin ederim gibi geliyor ama bakalım. Hadi bir eve bakalım. Varalım da erken konuşmayayım. Hadi bakalım. Tam tahmin ettiğin gibi olacak mı? Yılbaşı hediyesi olarak sana ne alınsın isterdin? Yılbaşı hediyesi olarak ben bana... sana ne alayım mesela? Yılbaşı hediyesi. Tamam. Ey, estağfurullah. Varlığı bırak şimdi, muhabbet ediyoruz. Ne alsam sevinirdin? Ben sen ne alsan sevinirdim öncelikle. Bir tane bardak aldım mesela. Moralim bozulmaz mı? Yo, bardak çok severim ben. Yani sıradan bir, sıradan da demeyeyim de, yani bir düz su bardağı alırsan dalga geçerim 6 yıl. Hani bu seni senin kalbini kıracağını zannetmiyorum bunu. Güleriz beraber. İbrahim, peki. Ha. Son. Sana magazin sorusu. Ha. Bu yılbaşını yalnız mı kutlayacaksın? Yeni yıl, yeni yıl, yeni yıl, yeni yıl. bilmiyorum, öyle görünüyor. Belki arkadaşlarım da olurum, belki arkadaşlarımla bir yerde olurum diyeceğim de, bir yerde olmayı sevmiyorum ben de, evde olmayı tercih ederim. Belki de yapayalnız geçen seneki gibi tavana bakıp burnumu silerek kutlarım hasta olduğum için sevgili Eda'cığım. Evet arkadaşlar, hepinize iyi yıllar diliyorum. Program bitiyormuş gibi davrandığına bakmayın. Biz ünlümüzün evine gidiyoruz sevgili izleyenler. Orada görüşmek üzere. İyi günler. Yeni yıl, yeni yıl, yeni yıl, yeni yıl sizlere kutlu olsun. Yeni yıl, yeni yıl, yeni yıl, yeni yıl bizlere mutlu olsun. Bravo. 2023 senden çok şey bekliyoruz. Bizi yarı yolda bırakma. Merhaba, ben Enis Arıkan. İnfluencer, blogger, sahne sanatçısı, gerekirse şarkıcı, gerekirse model, her şey olabilen dünyanın en tatlı insanıyım. Ben diş etimden ameliyat oldum, o yüzden yüzüm biraz sincap gibi, kusura bakmayın. Neyse, bakalım evin kime ait olduğunu bulabilecek mi Eda'yı? Hepinizi öpüyorum. Heyecan içindeyim. Kavga çıktı ünlümüz İbrahim arasında, çok sevindim.
kavga çıkartmadan olmaz bu program. Dans eder. Dansçı bir ün. Aynen. Sebze sever bir ünümüz var. Sebze mi? Onu da size şov amaçlı koymuşumdur. Hiç de sebzeli işim olmadı. Giymeyi seviyor belli ki. Çok. Paraya da kıymış. Paraya kıydığından emin değilim. Belki bedenimden beni tahmin eder. Giyimimdeki dedektife hoş geldiniz. Ya aylık 500 liraya buraya üye olabiliyor muyum? Aylık 500'e sana bitimi vermem. Eurovizyon şarkısı var. Ne? İbo şey kısmı benim. Ha! Peruğum düştü. Arkadaşlar güzel bir parti oldu ama araba mahvoldu. Yani işte olabildiğince bu zaten benim kafama şey olmuyor Eda. Biz kafam araba... büyük İbrahim. Teşekkür ederim Eda. Evet, araba mahvoldu. Her yerde bunlardan var. Gel bir süpürelim, böyle olmaz. Tamam. Eda! Bakayım. Bir şey söyleyeceğim. Bunu gidip bir düğünde konfeti diye de atarız ha. Harcamayalım. Hakikaten. Sevgili izleyenler, parti bizim neyimize açıkçası. Yani... Parti yapalım dedik. Gerçekten bahar temizliğine giriştik. Biz şimdi temizliği bitirene kadar siz artık takılın, ne diyeyim. Arabanın dışında yıkatacağız, merak etmeyin. Evin akıllarda tek görüşürüz. Soru şu anda. Sevgili izleyenler, sanki temizliğimiz bitmiş gibi gelse de size aslında bitmedi. Arabayı idare eder bir seviyede bıraktık. Ünlümüzün evine doğru gidiyoruz. Sevgili izleyenler, yepyeni bir ünlümüzün yepyeni bir evindeyiz. Sevgili ev sahibimiz yine kulağımda. Eda zıplıyor. Bu evi bileceğim. Bu evde oturan kişi benim de arkadaşım, sadece senin değil. Senin Eda'cığım bir bu kere şunu... bitireceğim. Hayır, hayır, bir dakika. Bitireceğim. Eda, sakin ol. Senin benden başka arkadaşın yok öncelikle. Evet, bir tahmin. Ev sahibimiz benim en sevdiğim ünlü. Öyle mi? Evet. Peki. O zaman ipuçlarına falan gezmeyelim mi evi? Hayır, gezeceğiz. Ay ben de ilk defa geliyorum. Heyecan içindeyim. Bu bir yılbaşı konsepti var zannediyorum. Evet. Evet. Ya, aşkım görgüsüzlük seversin. Bayılırım. Bu... Telefonu bırakayım şuraya. Bu yeni mi ya? Ben bunu... Sanat eserlerim. Tabii sanatsever bir ünlümüz. Bayılır. İkiniz daha yakın arkadaşsınız. Bu beni biraz kırdı. İkimiz daha yakın arkadaşız. Bu seni biraz kırdı mı? Evet. Yani çünkü bu... kalbimde ben de onun yakın arkadaşıyım. Aynen. Ama işte şey gibi düşün. Bir arkadaşlığı 1000 kişi ister, 1 kişi alır. Evet. O bu değildi galiba ama. Ay ne güzel bir atasözü ya. Neye bakıyorsun şu an? Resme bakamaz mıyım? Hayır, yok bak. Tam bir şey arıyormuşsun gibi geldi de o yüzden. Yo. Eda'nın resimle ilgili... Tamam sus yeter, her programda söyleyeyim. Keşke resme fotoğraf deseydi. Her programda söylemeyeyim, tamam. Eda'nın resimle ilgili bilgisini her programda söylemeyeyim. Şöyle, sağ ol hayatım. Sen kendin gelsen gezmek... bu odalara giremezsin. Gel istersen bir tadını çıkar. Evet, almıyor mu odalarına ündümüz? Yani seni almaz. Yavrum alamıyorum. Bütün ekip odalara kuruldunuz. Adamlar kaynıyor odalar. Tamam be, tamam. Kavga çıkartmadan olmaz bu program. Kavga çıktı. Ünlümüz İbrahim arasında, çok sevindim. bu arada bunları gördün mü? Sen görmemen mümkün değil de. Yok vallahi görmedim. Güzel. Tanımıyorum da. Kimin? Bunlar kimin? Sonra konuşuruz İbo. Neden sağ üst köşesine çivi yapmış? Sonra konuşuruz dedi arkadaşım. O yüzden sonra konuşacağız. Şey, Şükran Ovalı'nın hediyesi bana o. Kimin hediyesi? Şükran Ovalı. Ha, okey, anladım. Aynada kendine bakıyor. Benim kremlerim çok kalitelidir. Cildine sürsün, söyle. Eda'cığım,
Kremleri çok kaliteliymiş, sür istersen. Bol kremli banyolara bayılırım. Erkek olduğunu kendisi söyledi bana şu anda. Men's şampu. Yani... Neden şampuan koydunuz? Yani tamam. Genelde biliyorsun banyolardan cinsiyet tahmin ederim. Bu ünlümüzün kim olduğu ile ilgili zaten kapıdan girer yani girmez bir hissim oldu. Sevgili izleyenler, bizim editörlerin zekasına yine hayran olduğumuz bir an. Şaşırtıcı ipucu olarak men şampu koymuşlar. Bunu markasını kapamışlar. Markasından ünlümüzü tahmin edemezdim ama en azından erkek olduğunu tahmin ettim. İbo, buradaki yılanlık ne biliyor musun? Perukluyum diye şampuan koydu kesin o editörler. Bak şu çocuğun. Anladın mı? Senin o editör ekibini de gördüm. Onları bulurum çıkışta. Gözenekleri sevmeyen bir ünlümüz. Bütün gözenek kayıcıları almış. Ben bana yardımcı olacağım. Gerçekten ayıp etmişler. Gözenek düşmanı bir ünlümüz aynı zamanda. Gözenek düşmanı mı? Ne kadar gözenek kapatıcı ürün varsa almış. Sevgili izleyenler, bugün cildimdeki dedektifle sizlerleyiz. Yok be yavrum, eve bedava ne geliyorsa onları kullanıyorum. Bedava geliyor diyor. Keşke sana da bedava gelse de sen de kullansan. Belli ki gelmiyor. Bana o kadar gıcık konuşma, senin cümlendir o. Hayır yok. Evet benim cümlem. Daha çok başlamadan bu samimiyeti temiz bitirmeyeyim. Ne? Sus artık. Beni çeker misiniz? Seni çekiyorlar zaten. İbrahim'i çekmeyin artık daha fazla. Ağla geyik diye İbo, bazı yerlere parmak atın. Parmak atın, toz var mı diye bakın. Çok temiz. Neye? Sus İbrahim artık. Parmağınızı sürün diyor. Ne? Toz var mı diye. Nereye? Yani temizliğimi test edin istiyorum. Ha, titizlik. Ha, temizliğim anlaşılsın diyor. Ünlümüz çok titiz ve temiz, banyosu pırıl pırıl, ürünleri çok güzel. Aynen, şuradan anlaşılır o. Hiçbir evet, tozu temiz. Da yok. Alkışlıyorum ünlümüzü. Pırıl pırıl bir banyo. Harika. Aynı zamanda çocuksu yılbaşı ruhunu banyoda da korumuş. Yerdeki nerede ya? Paspasla. Ha. Sizin için. Buyurun. Wow. Aa, evet. Bu arkadaşımın en beğendiğim özelliklerinden biri giyinme odası çok düzgündür. Evet. Sana da böyle bir şey yapmamız lazım. Evet. Bana da yapmamız lazım. Yıllardır konuşup yapmadığım bir başka şey daha. Ama yıllardır beni tanımıyordun. Aynen. Evet. Artık her şey değişti. Artık ev programı yapan bir arkadaşım. Çok düzenli bu ünlümüz evet. Ve giymeyi seviyor belli ki. Çok, paraya da kıymış. Çok da yakıştırır. Paraya kıydığından emin değilim. Kıymış. Belki bedenimden beni tahmin eder. Bedeninden onu tahmin edebileceğini düşünüyor. Kaç beden giydiğine bir bak istersen. Ay, gitti, ikizlerci buldu. Çünkü 58 beden Eda'nın tanıdığı sadece 3 kişi var. Çok beğendim bütün üstlerini. Şunu alıyorum. Onu alıyorsun. Al. Evet. Bunu alıyorum. Çok beğendim. Al aşkım. Güle güle kullan. Güle güle kullan diyor. Ünlülere hep aynı şakayı yapıyorum. Almayacağım. Korkmayın. Vallahi bu arkadaşımın... İbrahim'e biraz kıyafet alabilir miyiz buradan? Aynen. Benim pek yok. Onun pek yok. Çok program çekiyor. Aynen. Çok lazım oluyor. Aynen. Alabilir miyiz? Al hadi. Al. Canımı da alın. Kurtulun. Evet alabilirsiniz diyor zaten. O zaman İbrahim'i giydiriyoruz şimdi evet. Baştan. Giyimimdeki dedektife hoş geldiniz. Şu anda İbrahim'i giydiriyoruz. Buradan bir pantolon seçeyim sana. Bu arada bir şey söyleyeceğim bu arkadaşımla ilgili. Bu arkadaşımın en büyük özelliklerinden biri. Ayrıca çocuk 54 beden, 58 değil. Tamam, Allah Allah. Bir şey konuşuyorum, çocuğu evet. Öveceğim. Bu arkadaşımın en önemli özelliklerinden biri gerçekten çok verici olmasıdır. Yani hayatındaki herkese durup dururken olmayacak hediyeler alır. Ne aldı mesela bugüne kadar sana? Bana mı? Ay, ayakkabılar, montlar, hırkalar, bir ton bir şey. Bu çok şeker. Kilolu gösterebilir ekranda ama normal hayatta giyer.
İbo'cum beğendiğini al git. Siz hediye getirmediniz, ben size vereyim. Biz mi hediye getirmedik? Şu an bir şey görmedim ben. Ha tamam. Sen, takdim edeceğim ben sana gelince. Çıkar. Beğenmedin mi? Olmadı. Neden? Bol mu geldi? Yok, ekran da şişko yapar. Mesela en sevdiğim... Bu senin tarzın değil. Bu herhangi birinin tarzı değil. O yüzden çıkardım. Ama oyunumuz zaten. Dans ederken bunu giyiyor bence. Dans Dansçı eder. Bir ünlümüz. Aynen, sahne alıyor kendisi. Onu senin programında giymiştim İbo. Biliyorum hayatım, biliyorum. Sen beni beğenmiyor musun? Yok. 75. programım hala ağzım laf yapıyor. Çocuklar öyle değil mi ama? Çok kaşe verdim ona, ondan hatırlıyorum. İbrahim'in kafasına konfeti kalmış. Kafamda konfeti mi kalmış? Beni temizlemeden gönderdiniz. Çok teşekkür ederim. Biz de yılbaşı ruhunu yansıtmaya çalışıyoruz sevgili izleyenler. Bu ünlümüz de mi tenis oynuyor? Evet. Onu bilerek koydum. Seyirciye hava olsun diye. Evet, Steffi Graf'ın evindeyiz. Hı hı. Steffi Graf'ı da zaten muhtemelen bir ben hatırlıyorum Duran. Yok yavrum, ben de hatırlıyorum. Yaşımız aynı ya bizim. Yok işte. Aynen işte. Bizim jenerasyon. Ben burada arabalarda sürünüyorum, siz evimde keyif yapıyorsunuz. Ne var, siz benim arkamdan mı konuşacaksınız böyle beraber? Biz seni asla, ben susturamıyorum ev sahibimizi. Ay çok mu konuştum Reyhan? Arkadan konuşma konusunda ileri geri konuşuyor. Reyhan'a çok mu konuştum Reyhan diyor şu an. Ay konuşsun susmasın. Konuşmasam kötü konuk derler. Konuşunca bilmem ne. Bıktım ya. Çıkalım mı çocuğun Çıkalım evine? Mı? Aynen. Yok anam, donları da karıştırın. Burada bir yani bir o kaldı, onlara da bakalım mı? Aa tövbe estağfurullah. Mutfağa. Şey, mutfaktaki buzdolabının üstüne bakmayın. Orada açık saçık bir iki bir şey olabilir. Utandım şu an. Ha. Bu kimindi? Hatice vardır. Tanır mısın? Aslında sanat yönetmeniydi. Onun Hatice'cim. Pırıl pırıl bir mutfaktayız. Evet evet, tanıyorum. Bize yapılmış kahve de var. Evet, kaktüs sever bir ev sahibi. Radyasyonla çok işi varsa onu hafiflesin Ondan diye. Ondan mı? Yoksa sevdiğin için mi? Hayır canım, süs size hava olsun diye her yere her şeyi koydum. Ne ben radyasyon ne bilirim. Size hava olsun diye her şeyi her yere her şeyi koydum diyor. Seni övüyor. Ha. Evet, o yüzden. Ben duyamıyorum. Aynen, gelince yüzüne de över. Bu mutfakta karıştırılacak bir şey yok var, aslında. Var. Ben sana göstereyim istiyorsan. Çok düzenli vallahi, helal olsun. Şunları çok beğendim. Hiç bu kadar uzun baharatlıkta görmemiştim. Şey, yurt dışından aldım. Al aşkım, senin olsun. Yurt dışından bu kadar baharatı, aldım. Senin evet. olsun istiyorsan diyor. Bu kadar baharat kullanıyor mu? Ben pek baharat sevmem. Yani vallahi yani ben yani gümrükte problem yaratır. Yani o kadar baharat bilmiyorum. Yaşımız da var arkadaşım. O kadar yenir mi baharat? Baharat niye sevmez bir insan? Baharat aslında yararlı. Nesi yararlı ya? Ödem falan işlerinde baharat çok. Her şeyinize baharat koyun diyorlar. Bana birisi koyar mısın? Tabii. Ev sahibinizden izin alıp. Ev sahibinizden Bütün izin. Dişlerim kahve Arkanda oldu. Pet şişeler var. Altta aşağı 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 eğil. Aşağı. Edaycinin ya. Yan kapısı gibi düşün. Tam arkanda, tam arkanda. O değil, bir yanı. Buzdolabında soğuk su var mı? Bu, ben soğuk su içmiyorum, ses sanatçısı olduğum için. Ses sanatçısı olduğu için içmiyormuş. Belki aklı karışır, beni Tarkan sanır ha. Sebze sever bir ünlümüz bak. Aa. Sebze mi? Onu da size şov amaçlı koymuşumdur. Hiç de sebzeyle işim olmaz. Diyor ki şov yapmış olabilirim, hiç de sebzeyle işim olmaz diyor. Bak bak, biz geliyoruz diye. Sebze tası ayarlamış. Buyurun. Sebze tası. Sebze tası mı? Biz genelde ünlülerimizin buzluklarında hep mantı buluruz. Bakalım bu Bakalım. Ünümüzde de buzluk mantısı var mı? Ay buzluğu temizlemedik mi?
Ne yaptı? Neyi temizleyecektim be? Buzlukta neyi temizleyeceğim be? Aa. Yok. Buzlu yok. Mantı yok. Mantı yok, sucuk var. Sucuk var. Ağzının tadını bilenlere. Protein sever benim arkadaşım. Afyon'dan getirmiştim. Evet. Afyon'dan. Afyon'dan. Arkadaşlar Afyon, ben bir gün Antalya dönüşü. Eda orayı açma. Orayı açma diyor. Gördüm ben, bir şey yok o kadar. Tamam açmadım. Bak bak bak. Çok güzel bardakları var. Çok güzel bunlar. Teşekkür ederim. Over the rainbow. İyi yıllar. Aa, mutlu yıllar. Mutlu yıllar. Boş bardak bir gün taşar. Aa, acaba Fettah Can mı konuğumuz? Alo, alo Fettah Bey. Boş kadeye tokuşturmak uğursuzluk biliyorsun. Tokuşturmadık Allah'tan. Tokuşturduk. E sen evet. Yaptın bu uğursuz. Musluk suyu koyun, bir daha tokuşturun. Biraz kafanız çalışsın arkadaşlar. Hakikaten Allah'tan arkadaşım... Tamam. Hop, bakın uğursuzluk geçti. Gördüğünüz gibi sevgili izleyenler, uğursuzluğu yok etmek için hemen geri alın, koşulları değiştirebiliyorsunuz. İptal. Olmadı, kafanızda ekmek kırıyorsunuz. Bunu biliyorsunuzdur artık. Hemen geri aldık bakın. Kafanızda ekmek kırıyorsunuzdur dedim değil mi gerçekten? Dedin dedin ama doğru, vallahi doğru. Şimdi şunu söyleyebilirim arkadaşımla ilgili, hani biz daha önce yürüme bandı gördük ve dedik ya yani asla kullanılmıyordu evet, diye. Evet, bu kullanılıyor gibi aynen. Duruyor. Bunun kullanıldığına ben şahitim zaten. Bundan bende de var biliyor musun? Ne bu? Bu şey, minicim. Bench. Aha. İçinde ağırlıklar var, bantları falan var. Bunu zaten bench için bench olarak kullanabiliyorsun. O ağır gelmesin sana. İçeriden ben 50 gram bir şey getireyim, onu kaldır bari. 2,5'u seçtim özellikle. Aa, sana misafir geldi, inanılmaz. Misafir mi geldi bana? Ama almayacağız içeri, çünkü tek arkadaşımız. Hediye gelmiştir, sakın alma. Kendini sanma. Hediye gelmiştir diyor, sakın alma, sana değildir diyor. Almayın çocuklar hediyeyi, geri gitsin. Hayır, hayır. Kusura bakma, almadık, geri gidecek. O da spor yaparken terlemeyeyim diye. Yalnız ben şunu anlayamadım. Şimdi burada koşuyor. Spor yaparken terlemeyeyim diyeymiş bu ama çalışmıyor. Evet ama o çok işe yarıyor onlar. Dışarıda, tuşu dışarıda. Ha tuşu dışarıdaymış onlar. Annemle babamın evinde var, benim bende yok ama. Şimdi evet. Sporunu yapıyor. Evet. Ağırlığını basıyor. Evet. Pilatesiyle tamamlıyor. Evet. Sonra şurada soluklanıyor mu? Çünkü bu bitkilerle bir huzur köşesi, burada bir efor köşesi, yani burada, ben bunu anlayamadım. Burada kitabını okuyor. Oturup. Neden? Terli terli spordan sonra. Hani burada ne yaptım ben diye düşüncelerim yani, de. Hayır bak burada gezi rehberi var. Alıyor onu alıyor. Bunu, oturuyor. Spor yapmasaydı. Ne yoruldum ya falan deyip açıyor bunu. Aa diyor, yüksek rönesans ve maniyerizm. Görüyor musun falan yapıyor. Ay buralarımda hep terlemiş yapa yapa. Oturup. Çok mantıklı buldum. Evet. Soluklanma köşesi diyebiliriz. Yarım sayfa okuyup hemen duşa gidiyorum. Yarım sayfa okuyormuş, hemen duşa gidiyormuş. Çok güzel. Aynen. Ben ya, bu sporu kullanabiliyor muyum? Üyelik alıyor mu? Para verirsen. Burası mı? Evet. Tabii alıyor. Üyelik alıyor. Aylık 500 liraya buraya üye olabiliyor muyum? Aylık 500'e sana bitimi vermem. Aylık 500 liraya bitimi vermem dedi. Tamam. Kaç istiyor? Buraya üye oluyorum ben. Tamam, onu geldiğinde istersen şey yapalım. Tamam. Çünkü pazarlık konusunda berbat bir insan. Ay bize ikram yapmış. Evet. Ay, yalandan işte aldım koydum işte. Evet, masayı da donatmış. Evet ve biz gerçekten kahvaltı çok etmeden gelmiştik. Çok aynen. Makbule geçti sağ ol. Şu pastayı biz mi yiyeceğiz ya? İyi ki doğdun, iyi bol. Ya kutlu. Bakın, bu sene kutlayamamıştım yeterince. Çok güzel oldu. Fark ettim ki çatal bıçak koymayı unutmuşum. Yani onu toz olmasın diye koymamışsındır. Vay vay vay. Sunumsuz gelin. Evet, gelinliğim kötü benim.
Eda romantik bir poz verdi. Hayırdır? Dalmışım diyor. Ay, evim ne güzel görünüyor. Evim ne güzel görünüyor diyor. Sana tuhaf bir haberim var. Evin zaten güzel cancağızım. Şu taraflara bakmak ister misin? Ya çok güzel şeyler var. Şu beyaz piyanosu hakkında konuşmak istiyorum. Beyaz piyanosu hakkında... Ses açmaya mı kullanıyor yoksa bir resital durumu var mı? Kendisi bestekardır aynı zamanda. Beste yapıyor. Evet. Evet, Eurovision şarkım olduğunu söyle. Aa, bu benim bildiğim ünlümüz besteker olduğunu bilmiyorum. Eurovision şarkısı var. Ne? Daha ne kopya vereyim sana? Every Way The Dark Can benim şarkım. Evet ama konumuz bu değil yani. Ne, niye evet bu? Mi? Evet. Evet. Ne? Evet. Tabii bir kıtası bana aittir. Bir kıta. Gerçekten buna inanmış olamaz ya. Ben niye yoksa o şarkıyı söyleyeyim İbo'cum? Kandırsana şunu. Yaptı bir kısmını ama bir kuplesini. Hepsini. Sen yalanı bırak artık. O çocuğun yalanından artık bana fenalık geldi. Şaka ama besteleri var. Şey kısmı İbo, İbo şey kısmı benim. Ha! Ha şey o Every Way dedi Ayken de ha kısmı benim onun, diyor. Tamam. Tabii ki. Ama besteleri var bak. Onu o şey değil. Anladım. Salla. Ben artık hiçbir dediğine inanmıyorum senin. Peki kaşağıyla ne zoru varmış? Kaşağıyla ne zoru varmış? Ay kaşağı. Bir gün bir arkadaşım en son hangi kitabı okudun dediğinde Ömer Seyfettin kaşağı dedim. Çok gülmüştük. Onu bana hediye yapmış. Bir arkadaşını, bir arkadaşı sormuş en son okuduğun kitap ne diye. Bu da kaşağı Ömer Seyfettin demiş. O da çok komik olmuş. Bunu hediye olarak çerçeveletip vermiş. Çok güzelmiş. Aa bu kim? Çok sevdiğimiz bir arkadaşımız yaptı. O da şey, bu ilk selfie çıkmıştı hatırlar mısın? İşte neydi, ödül töreninde Angelina Jolie, işte Brad Pitt hepsi böyle selfie'ye girmeye çalışmıştı. Evet, o Ellen DeGeneres'in çektiği. O anı işte bu porselen gözlerle resmetmiş arkadaşım. Teşekkürler. Aa falan. Aa çok iyi açıkladınız. Gerçekten bir sanat gurusu gibisiniz. Teşekkür ederim. Bu arka neden bunu buraya sakladın? Herkes hak ettiği yerde. O ne şey o şey aşkım gözümden Eda Ecevit'i tanımasın diye önüne birkaç Diffenbach'ya koydum. Ha yoksa o sensin diye. Ha çok iyi. Eda bakalım yalandan tahmin etsin bakalım sanki anlamamış gibi. Sonunda çalışan bir film. Aa dur bir saniye. Akoru yok, akoru yok. Ah ben nerelere gider. Akoru yok. Akort muydu? Akor. Akort. Akor. Çalabilirim diyeceğim. Mi, mi, fa, sol. İlkokul 3'te öğrenmiştim. Ve yanlış çaldın onu da. İlkokul 3'ten itibaren. Gel yapma. Yo çok iyi. Daha ne olsun? Emekçi. Şey yapalım şimdi. Biz bunu... Şu ortaya... Şimdi sen oraya git. Seyirciler. Ne? Evimde neler oluyor? Komşularım gelecek ya. İbrahim biraz bana uyumlu çalsana ya. Ses ekleyeceğiz ya buna. Zaten çalmaya çalışmasana. Korku filmi müziği oldu. Sabah 11'de. Tövbeler tövbesi. Sabahlar. Evet. Yılbaşı ruhu çalıyorum şu anda. Yılbaşı ruhu. Biraz mutlu çal. Hayır. Mutlular orada hep. Sen buradan. Yeni yıl, yeni yıl filizlere. Buraya bir yeni yıl şarkısı koyun, rezil olmayalım. Gel.
Gerçekten büyük bir... O zaman mi o... En iyi sarıkan diyorum. Aa, en iyi sarıkan mı? Son kararın mı? Son kararım tabii. Emin misin? Eminim. Ah, bildi. Bak hiç aklıma gelmez. Tamam, o zaman... Şimdi Enis geliyor. Enis seni o zaman evine davet ediyoruz koşarak. Artık piyanomdan uzak durun, geleceğim, bozuldu. Gel, biz bir resital daha verelim. Alıyorum, alıyorum, götürüyorum onu. Bırak piyanoyu, bırak piyanoyu. Bırak, bozdu, boz, piyanoyu bozdu. Kuzum, tamam. Su verin, su. Eda Hanım'ın üstüne su dökün. Ben burada beste yapacağım ya. Evrim Edita Gürben yazdı. Geliyorum. Tamam, hadi gel, bekliyoruz. Hanımlar, beyler, Enis Arıkan'ı piyanosunun başından karşılıyoruz. Enis, gel. Ne kadar Cekete bak. Cekete bak. Senin için süslendi. Ama piyanoyu benim çalmadığımı anladın şu anda. Fazla zevk olmuş. Bunu yiyeceğini düşünmen kadar tatlı çok az şey var bu hayatta. Ne yapıyorsunuz? Aşkım iyiyim, çok sevindim. Sevdin mi evimi? Zaten kapı açıldı, balam mutfakta bana bakıyor. Dedim ki bu Enis'in evi, hiç uzatmayın. Balamı tanıdı tabii. Böyle diyor. Balam tabii evde olduğu için biraz belli oldu diye. Gerçekten ben Eda Yücel'in evine gittim de onu ben ağırlamamıştım. Sevgili izleyenler, gördüğünüz gibi Enis geldi. Benim için sürpriz olmadığı gibi Eda için de sürpriz olmadı diyebiliriz zannediyorum. Aşk kötü. Yaptığımız her işte yan yana geldiğimiz gibi bu işte de yan yana gelmiş bulunuyoruz Enis'ciğimle. 77. işimizde. Evet. İyiyim. Karavanda çok sıkıldım tek başıma. Siz burada geziyorsunuz. Beni tıktınız oraya. Tek başıma. Ay böyle gelmek kısmetmiş. Gerçekten öyle. Enis'e gelemedim. En sonunda böyle bayağı full ekiple geldim. Ve yani biz Eda Ece'yle aslında çok konuşuyorduk. Ay senin apartmanda ev var mı? Ben de evet. Mi oraya taşınsam? Bir kiralık arıyorduk bilmem ne falan ama bir türlü gelememişti Eda. Siz ne yapıyorsunuz? Kimlere gittiniz geldiniz? Benim kadar tatlı konuklarınız oldu mu? Yok, olmuştu. Sen, tamam. Bir tek sen. Çok sevindim. Ben severim çünkü her yerde onu. Aynen, bilmez mi? Bak bugün tek izin günümdüm. Siz de evet. Buradasın. Kayıt altında yaşamayı severim. Ve de lütfen durmadan söylemek zorundayım. Allah korusun montajda atarlar. Diş eti ameliyatı oldum. Yüzüm sincap gibi. Hiç de değil. Ben beğendim yüzünü. Bana sordu. Gayet güzel dedim. Montajda sakın attırmayın. Sonra millet bu, ne yaptı yüzüne demesin. Tamam mı? Buraları hep bip diye geçeceğiz. Neden ya? O kadar güleceğim ki. Beraber seyredeceğim seninle de. O biplerde de senin yüzünü story atacağım. Vallahi o kadar şiş değil ya. Ben böyle ağzında şey fıstık saklayan sincaplar var ya bu kadar. Durup durup çıkarıyor. Tam o değil miyim? Enis dudağını yaptırmış diye. Gerçekten estetik de sanabilirler. Ama sanmasınlar. Şey ikramlarım daha var aslında. Yarısı kamera arkasında. Evet. Şimdi hani seyircilerimiz ayıp olmasın. Yo, bize gelin çok güzel sofra gibi. Hazırlamışsın yılbaşı. Aynen, sofrası. Ellerine sağlık. Çok teşekkür ederiz. Yeni yılın şimdiden kutlu olsun. Sizin de öyle. Mutlu bir yıl geçirelim inşallah. Hep beraber inşallah. Senin doğum günün de yakın. Evet, 3 Ocak'ta. Teşekkürler hediyeler için şimdiden. 3 Ocak'ta Enis'e yağdıralım. Aynen. No, bir özel bir planımız var mı? Yani hediye olsa yeter. Ha, okay. Planı hediye ben sonra söylerim sana. Sen önce hediyenle gel kardeşim. Gülemiyorum, kusura bakmayın. Ağzında fıstık var. Gerçekten fıstık var. 2023 dileklerini say bakalım. Ay sağlık, mutluluk, para. Peki para mı, İbrahim mi? Konuşuruz sonrası. Yani, sağlık, mutluluk, para, huzur. Ne bileyim. Siz kaç yıldır arkadaşsınız? Çok eski, çok. Yani 15 yılı bak, geçiyordur. Evet. Biz birlikte tiyatro yapıyorduk. Hı. Evet, aynı kumbanyada. Tiyatroda. Kumbanya. Aynı tiyatrodaydık. Öyle yıllarımız birlikte İsmet geçti. İsmet Ay. Gerçekten. Torun Karacaoğlu. Torun Karacaoğlu. Biz aynı kumbanyadaydık. Gerçekten öyle.
Öyle işte yıllarımız birlikte geçti. Şimdi de işte meşhur olduk programdan. Evet, hakikaten. Koşuyoruz hayat. Aşırı ünlü oldunuz ya. Aşırı. Bunu bekliyor muydunuz? Sen de fena değilsin ama bizim altımızdan geliyorsun minik evet. Minik. Vallahi. Evet. Yeni yeni reklam anlaşmaları. Güzel gidiyor. Tabii, tabii. Seviniyoruz biz tabii. Yeni nesil. Yeni nesil. Yeni nesil. İş yapsın her şey bize, her şey bize tabii, olmaz. Tabii, tabii. Doğru. 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 Senin yeni yıl dileklerini. Madem reklam. Peruğum düştü. Peruğum düştü. Dünyanın en doğal peruğuna sahip olmak nasıl bir his? Aşkım ben işte parayı veren düdüğü çalıyor tabii. Ama insanlarla kavga ediyorum o çocuğun saçı peruk değil diye. Gerçekten devam yemin et ederim. Buna. Yani peruk da değil aslında yani biliyorsun. Değil ektirdim ektirmiştir dedim. Aslında ekili. Ben dizi için yaptırdım bunu. Jet Society için muhteşem görünüyor. Sonra da kaldı çıkaramadım bir daha. Bir alıştım sabah kalkıyorum. Yele evet. Gibi saçlarım var şimdi çıkaracağım bunu. Bu kadar. Bu arada bir çok acayip hayat biliyor musun? Biz Eda Ece ile birlikte bir iş yapıyorduk. Eda Ece bir iş yazmış. Söyleyebilir miyim? Evet buna? Söyle söyle. Ve beni oynatmak istiyordu kadronun içinde. Ve biz bu işin demolarını çektik. Ve o sırada Yasak Elma geldi Eda'ya. Ve Eda bana böyle yapıyordu. Ya bu iş olacak mı acaba? Şimdi Yasak Elma'yı da kabul mü edeyim? Ne yapayım? Ya kızım et bizimkini yaparsak yaparız. Kısmet hani evet. Zaten Yasak Elma ne kadar sürer ki? Bir yıl sürer atıyorum sonra bizimki girer falan hani atıyorum. Ben böyle akıllar verdim. İşte o günden bugüne. O iş ne oldu? O oldu bizim kız işte o. Bu iş 10 kere revize olup 20 kere tekrar masaya gelip 20 kere geri gidip. Bir de Yasak Elma yürüyünce tabii en isimimi meşhur edeceğim dedi bu büyük ihtimal. Anladın mı? O kendi piyasada sürüsün yolunu bulsun dedi ki beni bırakıp gitti. Hatta daha da ilgincini söyleyeyim. Enis sen o zaman hatırlar mısın? Bana dedin ki benim İbrahim diye bir arkadaşım var. İbrahim'i de oynatalım dedin. Aa. Sen bana hatırlıyor musun? Biz birbirimize çok kapa. Evet. Orada İbrahim'e de söyleyelim dedi. Ben de o zaman seni tanımıyorum ve İbrahim o da bu kadar ünlü değildi. Yok hiçbirimiz değil. Ben de değil. Evet yine yani. Yine sen tabii daha bilinir biriydin. El ele tutup dua çeyim bir. Allah'ım sana 6 senede çok şey başardık. Hamdolsun. Bizi lütfen meşhur et Allah'ım. Ay meşhurluğu yeter ya. Artık. Daha da ünlü olmak. Sen ona Baby Talk'la mı girdin? Baby Talk her zaman iş yapar. Ay ya. Seyirci çok sever Baby Talk. Ay. Ben oldum olası hep çok meşhur olmak istedim ama çok geç oldu. Benim rahmetli anneannemin bir lafı vardı. Ünlü olmak rezil olmaktır diye. Hakikaten öyle her şeyini herkes biliyor. Niye rezil olalım? Aa, millet rezil olsun. Ne münasebet? Şöhretin bir level'ından sonrası çok problemli. Eskiden beri Enis bizim için meşhurdu ya. Yani... Evet Enis sen hep ünlüydün ama. Yani şey... Sen yani... de öyle. Birbirimizi övelim hadi. Yok övmek için değil ya. Evet, bu arada sen de hayır, öyle. Para kazanmak... Başka evet, şey. Ben talihsizdim. Sen ama ünlüydün yani. Ben gerçekten 17 yaşımdan beri mesela dizilerde oynuyorum. Hepsi 4 bölüm gidiyordu ya. Yani aa, çok şanssız bir çocuktum. Evet. Pis yani bilmiyorum niye. Haritana bakmak lazım ama. Genco kaç bölüm gitti be? Hayır onda ne var? 17 ha, yaş diyorum. Ne? Onlar doğru. 28 yaşında falan aldım işte ya. Bir tane iş almıştım. Geçen gün hatırladım da sette bunu anlattım. Aa, o kadar işsizim ve o kadar mutsuzum ki iki bölüm bir iş geldi ve çok meşhur bir diziden. Çok heyecanlandım. Oh dedim. Belki dedim iyi oynarsam devam eder dizi falan. Gece yattım, süslendim, püslendim, kremlerimi sürdüm, yattım. 9'da sette olacağım. 7'de kalkmam lazım. Gözümü bir açtım, telefonum çalıyor. Set. Sabah 9. Yataktayım. Bak ilk set günü. Aa. Açamadım telefonu, hemen ağlayarak annemin odasına koştum. Dedim ki anne, ellerim titriyor, araba kullanamayacağım. Ne olur sete sen beni götür. Annem böyle yaptı, zekasız, aptal. Akşam yatmazsın. Anne diyor, ne olur söylenme. Çok kötüyüm, ne olur. Gerçekten bak böyle titriyorum. Set beni bekliyor sabah 9. Neyse biz arabaya bindik. Annem non-stop hakaret ediyor ama o arabada yani. Özgüven falan yalan oldu. Kadın mutsuz olayım diye her şeyi yapıyor araba kullanırken. Böyle o sırada set tekrar aradı Enis Bey. Hani neredeyse saat oldu 9:30. Dedim ki ben böyle yaptım. Anneannem öldü. Cenazeden geliyorum dedim. Tamam telefon kal. Tövbe estağfurullah. Hangi namaz o? Sabah 8 namazında görmüş ana. Onu mu düşünüyorum çocuğum? Kapattım telefonu. Gene gidiyoruz annem hakarete devam. Anamı da öldürdün, anamı da öldürdün diye. Neyse en sonunda set beni aradı. Enis Bey artık gelmenize gerek yok. Biz o karakteri attık dedi.
o iki bölümü de kaçırdım. Yani kendi talihinle oynamış. Onu diyeceğim. Kolay olmamış. Çok zor oldu kardeşim. Yine peri olmuşsun. Sakın şuralarımı çekmeyi yapmadım çünkü dur. Daha artık arkama dönüp Peru'mu düzeltemeyeceğim. Öyle yani çok zor günler geçirdik gerçekten. Aynen zormuş Enis'ciğim. Çok gerçekten zormuş. Ama hep duydun onu unutma. Bir de şunu da söylemek istiyorum. Yani senin kişiliğini de çok iyi tanıyor ya bu ülke. Yani Enis'i bilmeyen, tanımayan hatta sevmeyen yok. Çok iyi oynuyorsun ama. Yani sen bir yandan sen da... Sen sevdiğin için. Hayır sevdiğim için falan değil. Çok iyi oyuncusun ya. Seni yerim. Teşekkür ederim. Yemin ederim sana. Buyur sana kurban olayım. Yani o yetenek saatim başka bir şey. Saatim çok güzelmiş ya. Benim bu programı bence kapatmam lazım artık. Hepimizin dişleri düşebilir. Daha ne kadar ünlü olacağını bilmiyorsun. Daha belki dişinin düştüğü yaşlarda da programda olacak. Bizim sesimizin üzerine de kapatabilirsin. O da güzel oluyor. Aynen, ben birkaç programda görmüştüm. Önemli yani bir şey der misiniz diye endişelendim. Hayır bir şey demeyeceğim. Sevgili izleyenler hepinize mutlu yıllar diliyorum. Ben bu ikisiyle dedikodu yapacağım gibi görünüyor. Haftaya bir başka ünlümüzün evinde yepyeni bir yılda görüşmek üzere. İyi günler. İyi günler herkese, iyi günler. Bir de çatalsız yemek yemen gerekiyor. Mutlu yıllar.